Açtım. Karne sonuçlarını değerlendirirken, ödül ya da ceza verirken olayı abartmamak gerekiyor. Yani ödül ya da cezada aşırıya kaçmamalıyız. Malumunuz bir eğitim öğretim yılı ve dönemi daha bitiyor. Yaz tatiline girmek üzereyiz. Karneler günü bugün ve büyük bir gün. Karnelerin sevinenler olabileceği gibi üzülenler de olacak. Karne hediyesini abartmamak lazım. Zayıf notlarla ilgili daha dikkatli konuşmalıyız. Çocuğu dinlemeliyiz ve hataları bulmaya çalışmalıyız. Zayıf olan öğrencilerden kaçmak ya da ertelemek yerine aileler ile konuşmayı tercih etmeliler. Aslında bu karne olayı hem öğrencilerin hem de velilerin karnesi. Sadece öğrenci karne almıyor. Veliler de, anne babalar da karne alıyor. Kötü karnede abartılı tepki vermemek gerektiği gibi iyi karnede de kontrollü davranmak gerekiyor. Karne gününün çocuk psikolojisinde çok önemli bir yer olduğunu belirtmekte ve tekrar hatırlatmakta yarar var. Notlar ve sınavlar her zaman gerçeği yansıtmasa da hayatı yönlendiren değerlendirmeler arasında yer almaktadır. Karne dönemleri her ailede büyük bir heyecan yaşanıyor. Karnenin nasıl olacağı önceden bilinse de yine de bu heyecanın yaşanması kaçınılmaz oluyor. Sonuçta e-karne hayatımıza girse de kağıt üzerinde verilen karne, klasik karne hala heyecan vermeye devam ediyor. Karnenin nasıl olacağını bilmekle beraber karne gününde verilen klasik karnede çocuklarla kurulacak iletişim çok önemli. Kötü karnede abartılı tepki vermemek gerektiği gibi iyi karnede de daha kontrollü davranmak, abartılı hediyeler vermemek gerekiyor. Çünkü her ikisi çocuğun başarısı üzerinde büyük rol oynuyor. Durdurdun mu? Kestik mi? Anlamadım. Ver bakayım git. Kestik. Zihni bunlar. Heyecanla geldim.